İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Burak Şold ve yeni bir ürün incelemesiyle, daha doğrusu bir değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer test masamızda Asus'un PG278QR 2K 165 Hz 1 milisaniye tepki süreli G-Sync'li monitörü var. Evet, bu monitör benim uzun araştırmalarım sonucunda karar kıldığım monitör. Şöyle ki benim bir önceki monitörüm 4K 60 Hz bir monitördü ve o monitörü özellikle ben çözünürlüğü için almıştım ve memnundu da. Yani 28 inçli 4K çok çok keskin bir görüntü sunuyor size ama 60 Hz işte 60 Hz oyunculuk tarafında beni kurtarmıyor. Ben monitörü alana kadar işte 60 Hz öyledir şöyledir yeter zaten 60 FPS daha ne istiyorum şeklinde yorumlarda bulunup almıştım monitörü ve 4K hevesim vardı. Ama baktım ki yüksek tazeleme hızlı monitörler bana oyunculukta çok daha fazlasını katıyorlar. Çok daha iyi başarım göstermemi sağlıyorlar. Daha fazla kare saniye görmek, düşmanı daha iyi görmek demek. Dolayısıyla çok fazla model araştırdım. Asus'un, işte Acer'ın, Dell'in, Alienware'ın 144 Hz tazeleme hızından 240 Hz'e kadar çoğu monitörünü denedim. Bu ekranlarda sizlere incelemesini paylaşmamış olsam bile paylaşma fırsatım olmadı açıkçası her monitörü. Dolayısıyla bu monitöre ulaştım. Yani eledim hepsinin eksilerini eledim ve en hızlı panel olarak özellikle bu monitöre ulaştım. Şimdi laf uzatmadan şöyle bir tasarımıyla başlayalım istiyorum. PG278QR. Çerçevelerine baktığımızda çerçeveler gayet ince. Ama nedir? İçeride bir tane daha siyah şerit var aslında. Yani bununla beraber çerçeve kalınlığını değerlendirmek lazım. Toplamda oluşan çerçeve kalınlığı için şunu söyleyebilirim. Çoklu monitör kullanımına da uygun. Yani monitörleri yan yana kurduğunuzda ortada böyle siyah sütunlar olmuyor. En azından bunu söyleyebilirim. Tekli kurulumda da ince bir şekilde böyle zarif bir görünüm ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani yapısal olarak baktığımda şöyle ben monitörü açıkçası beğeniyorum. Önünde bir tane Asus logosu var ve hemen sağ tarafında bir tanesi joystick olmak üzere çeşitli kontrol butonları var. Joystickle beraber çok rahat bir şekilde menü içerisinde geçebiliyorsunuz. Bütün işinizi aslında bu butonlarla halledebiliyorsunuz ama hızlı cevap vermeniz gereken, hızlı ayar yapmanız gereken de durumlar oluyor. Nedir? Burada mesela tazeleme hızını 144'ten 165 Hz'e hızlaştırmak için bir seçeneğimiz var. Mavi ışık filtresi, renk, işte parlaklık, kontrast, renk doygunluğu gibi resim. Burada özellikle siyah dengesini belirleyebiliyorsunuz daha koyu siyahlar elde etmek için. Giriş seçiminde giriş seçimini yapıyorsunuz. DisplayPort, HDMI ve diğer çeşitli kurulumlar var. Diğer butona geçtiğimizde burada manzara modu, yarış modu, sinema modu, RTS-RPG, FPS modu ve sRGB modu şeklinde çeşitli modlar var. Mesela ben sRGB'yi Premiere'de video işlerken kullanıyorum ve renk doğruluğu anlamında bu monitörü beğendiğimden açıkçası hani oyun için ayrı monitör, işte video düzenlemek için ayrı monitör şeklinde bir kuruluma gitmedim açıkçası. sRGB modu renk gösterim gücüyle beraber beni açıkçası memnun ediyor. Sonrasında da açıp kapama butonunu şöyle bir göstermek istiyorum. Monitör hızlı açılıp kapanıyor. Bu da güzel bir özellik. Çünkü bazı monitörlerde biraz sanki böyle ısınmasını bekliyorsunuz gibi bir süre bekletebiliyor. Hızlı çalışan bir monitör arkadaşlar. Hedef artısı var. Bunu ekranda gösterip işte dürbünü açmayacağınız zaman kullanabiliyorsunuz silahlı oyunlarda. Zamanlayıcı, FPS sayıcı ve görüntü hizalama. Bu da yine çoklu monitörde kullanacağınız bir şey. Şimdi benim en büyük sıkıntım bir önceki monitörde tamam 60 Hz olması da bir sıkıntıydı ama monitörün standı arkadaşlar ayarlanabilir değildi. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntı yaşıyordum. Ben monitöre yukarıdan bakıyordum. Yukarıdan bakınca ne oluyor? Tabii bu TN panelli bir monitör. Bir önceki de TN panelliydi. Bunun da bakış açılarını değiniriz ama onda ufak tefek renk değişimleri oluyordu. Monitöre yukarıdan bakarsanız zaten oyundaki başarımınız da düşüyor. Hatta şöyle bir şey var. Profesyonel e-spor oyuncuları monitörle gözünün arasındaki mesafeyi metre tutup hesaplayanlar var. Yani işin aslında en uç noktasında böyle bir mesele var. Dolayısıyla kafa hizasına getiremiyordum monitörü. Yukarıdan aşağı bakıyorum, sağa sola çeviremiyorum, açılandıramıyorum. Ama bu standta nedir? Bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Sağ sol, yukarı aşağı, pivot ve olduğu yerde de güzel, stabil duran bir stand. Yani masaya diyelim ki çarptınız, langır lungur monitör sallanmıyor. Ama nedir? Bu stand biraz geniş bir stand. Masada biraz yer kaplıyor açıkçası. Dolayısıyla ben bir süreden sonra işte VESA standardını desteklediği için ayrı bir kol alacağım mesela. Duvara sabitleyeceğim. Duvarda hem yüzey alanı kaplamayacak masada hem de duvardan yine istediğim ayarları yapabileceğim gibi gibi.
Stand genel olarak beğendim. Beğendiğim bir stand. Bir tane de renkli aydınlatması var. Kırmızı renkli aydınlatması. Bu da hoşunuza gidebilir. Genel tasarımı bütünüyle de açıkçası fena görünmeyen bu monitör. Giriş çıkışına geldiğimizde ise bir tane DisplayPort girişimiz var. Bir tane de HDMI girişimiz var. Bunun dışında USB çıkışları var. USB pass-through kablosuyla beraber USB çıkışı da alabilirsiniz monitörden. Ben pek kullanmıyorum açıkçası. Yani monitörün üzerindeki kulaklık çıkışı, USB çıkışı. Ama kullanıyorsanız, siz faydalanıyorsanız ki işte bir kulaklığın alıcısı olur, klavyenin kendisi olur, bağlayabilirsiniz. Bence kullanılması ama ben dediğim gibi kişisel kullanımım dahilinde pek kullanmıyorum. Tercih etmiyorum o portları. Şimdi monitörün teknik özelliklerine gelelim ve Tien ile IPS arasındaki birkaç farkı da vurgulayayım. Dediğim gibi 2K, 165 Hz, 144 Hz'den 165 Hz'e hız aşırtma yapabiliyorsunuz. Tien panelli, 1 milisaniye gecikme süreli. Benim bir önceki incelediğim monitör Asus Acer'ın Predator serisi XP271 HUA model monitörü. O da 2K, işte 165 Hz, işte 1 milisaniye gecikme süresi Tien panelli bir monitördü. Genel olarak beğenmiştim ve fiyat performans açısından da başarılı bulmuştum monitörü ama altına gelen yorumlar şu şekildeydi. Ya işte o kadar para Tien monitöre verilir mi? IPS monitör var 1 milisaniye, Tien monitör var zaten o da 1 milisaniye. Niye bu kadar parayı veriyorsunuz? Veya işte IPS'de 3 milisaniye yazıyor, Tien'de 1 milisaniye yazıyor ya 2 milisaniyenin lafını mı yapıyorsunuz? Şeklinde bir sürü yorum vardı. Şimdi bu yorumların kaynağı belli ki IPS bir monitörle Tien monitörü, Tien panelli monitörü yan yana görmemekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Deneyimlememekten. Yani bu biraz deneyim olmadan fikir sahibi olmaya giriyor. Niye? Şimdi işimiz gereği biz IPS panelli monitörü de görüyoruz Tien panelde. Bunun PG279Q şeklinde IPS panelli olanı var. Onu da gördüm ben. Onu da deneyimledim. Ama nedir arkadaşlar? Tien ve IPS. In-plane switching panel ve twisted pneumatic panel. Bunların çalışma stilleri tamamen farklı. Şu anda mesela ekranda bir diyagram görüyorsunuz. Orada ne var? IPS ekrana baktığınızda ekrandaki LCD'nin içerisindeki likit moleküllerin arkadaşlar bir düzlem üzerinde bir sırayla beraber dizildiğini görüyorsunuz. Panele voltaj, elektrik geldiğinde, güç geldiğinde. Ama pneumatic, twisted pneumatic ekrana geldiğinizde bu moleküllerin farklı bir kurulumda sıralandığını görüyorsunuz. Bunların amacı şu. IPS mümkün mertebe çok daha yüksek renk gösterim gücü, aynı zamanda da açı sağlamak üzerine kurulmuş bir monitör. Bir panel tipi IPS. Ama twisted pneumatic dediğimiz ekranlar, Tien paneller piksel, daha doğrusu molekül dizilimleri itibarıyla da daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi, daha iyi tepki süresiyle beraber sizlere performans sunmayı amaçlayan bir panel. Oyunlarda özellikle. Dolayısıyla iki monitörü yan yana koyup baktığınızda arkadaşlar Tien panellerdeki, yani segmenti bir IPS panelli Tien paneli karşılaştırdığınızda Tien panel çok daha az motion blur dediğimiz meseleyle karşılaşıyor. Yani çok daha akıcı, çok daha keskin bir görüntü elde ediyorsunuz. Ekranda sürüklenen herhangi bir objenin arkasında bir silüet gitmiyor. Bu çok önemli bir şey. Ve ben bu monitöre ulaşırken de dediğim gibi bir sürü monitör denedim. Bunun kadar başarılı monitörler vardı ama bu monitörün en büyük özelliği piksel response dediğimiz bir durum var. Pikselin tepki süresi, monitörün işte GTG, griden griye geçiş süresi, MPRT süresi var. Bunlar hep farklı şeyler. Griden griye geçiş süresi diyorsunuz. 1 milisaniye ikisinde de yazıyor IPS içinde, Tien içinde ama şimdi biz burada gri renkler arasında mı geçip duruyoruz? Tabii ki değil. Bu kağıt üstünde verilmiş bir değer. Bunun en önemli, yani bir monitörün tercih edilmesi konusundaki en önemli ölçüt MPRT süresi ve piksel response dediğimiz süre. 60 Hz'lik bir panel düşünün. 16.6 milisaniye olması gerekiyor sahneler arasındaki akıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. Tazeleme hızı arttıkça bu süre de azalıyor. Ve akışkanlığı aslında işte bu milisaniye, yani kareler arasındaki milisaniye değeri belirliyor. Ve dediğim gibi bir sürü monitörü eleyip bu monitöre geldiğimde bu monitörde de 1 milisaniye diyor aslında. IPS'de de 1 milisaniye diyor. Evet. Ama nedir? Bu monitörün piksel tepki süresi 7.6 milisaniye, 8 milisaniye civarlarında. Yani aslında şu anda piyasada gördüğünüz 1 milisaniye diye geçen monitörlerin çoğu 8 milisaniyenin üzerinde. Bu PG278Q'ye benim tercih etme sebebim. Çünkü güncel Asus monitörler de var. Arkadaşlar en iyi piksel süresi benim deneyimlediğim modeller arasında bunda. Piyasadaki de en iyilerinden biri.
Dolayısıyla eskiliği, yeniliği hiç fark etmez. İşte G-Sync'i doğal modülle destekliyor, işte yazılımı da destekliyor, hiç fark etmez. Pixel tepki süresi beni çok memnun ettiği için akışkan, işte öyle hayaletten olmayan, mümkün olduğunca az olan bir monitörde beni işte cezbeden özelliği bunlardı arkadaşlar. Bu yüzden bu monitörü seçtim. Yoksa dediğim gibi seçilebilecek bir sürü monitör var. İşte 4K IPS monitör olup bu monitörün hızında olan PG27UQ var. 15.000 TL ve üstü bir bütçeniz varsa elbette onu da alabilirsiniz ama benim öyle bütçem yoktu. En hızlısını istiyordum piyasadaki. Uzun vadeli bir yatırım istiyordum. PG278 Cure benim elemelerim sonucunda ortaya çıkan monitör oldu açıkçası. Ve sonunda masama koydum ve hani bu saatten sonra monitörümü değiştirecek başka bir güç yakın bir dönemde olmayacak herhalde. Evet. Yani bir de bu monitörü tabii oyun için kullanıyoruz. Oyun konusunda hiçbir eleştirim yok. En iyisini, kendim için en iyisini aldığımı söyleyebilirim ama renk konusuna gelecek olursak elbette bir önceki monitörünüz IPS ise bu monitörden çok memnun kalmayabilirsiniz. 1'e 1000 kontrast değeri Asus tarafından belirtilen, benim ölçümlerim sonucunda da 1'e 800. 1'e 800 de aslında TN monitörler arasında, TN oyuncu monitörler arasında iyi bir değer. Dolayısıyla ben dizi film izlerken her zaman TV'me geçme ihtiyacı hissetmiyorum. Yani işte benim IPS panelli bir TV'm var. Canavar gibi renkleri gösteriyor. TN'e göre çok daha iyi tabii. Ama nedir? Burada aldığım renk gösterme gücü benim içerik üretme aşamasında da işte sRGB modunu açıyorum. Premiere'de işimi görüyor. Dizi izlerken de işimi görüyor ama nedir? Tabii IPS panelli bir TV'de, IPS panelli bir ekranda izlemek daha keyifli. Renkler daha canlı yani. İşte aradaki fark bu. TN daha hızlı, daha tepkisel. IPS daha fazla açı, daha iyi açı ve daha iyi renk. Dolayısıyla hani renk anlamında dediğim gibi durum böyle. Evet arkadaşlar, yani PG278 Cure benim en nihayetinde bir editör olarak, bir oyuncu olarak tercihim oldu. Oyunlardaki performansınızı çok değiştiriyor. 60 Hz bir monitörle 144-165 Hz bir monitör çok farklı. Rakibinizi çok daha fazla karede görebiliyorsunuz. Çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Benim belirgin bir şekilde oyundaki deneyimim, performansım, başarımım arttı. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Şimdi artık G-Sync sadece modülü olan, G-Sync modülü olan monitörlere has bir şey değil. Bazı FreeSync monitörleri de, FreeSync desteği olmayan monitörleri bile artık G-Sync desteği geldi yazılımsal olarak. Ama orada şöyle bir fark var. Şimdi 2000 liralık bir monitörde elde ettiğiniz panel ile, G-Sync'i bir kenara bırakıyorum, 4500-4000 TL civarındaki bir monitörle, yani PG278 Cure mesela 4000-4500 TL civarında, bu monitörü yatırım yaptığınız ve aldığınız, elde ettiğiniz panel bambaşka. Yani piksel gecikme süresi, piksel tepki süresi, MPRT süresi bambaşka. Dolayısıyla işte ben 2000 TL'lik monitör alayım, G-Sync'de açayım, aynı işte bu monitör oldu. Değil. Maalesef değil. Daha fazla para verdiğinizde daha iyi bir panel elde ediyorsunuz, daha iyi bir kontrolcü elde ediyorsunuz monitör içerisinde ve daha iyi piksel süresine ulaşıyorsunuz. En nihayetinde daha iyi bir oyuncu monitörünüz olmuş oluyor. Yani G-Sync başlı başına bir kurtarıcı değil. Önemli olan panel arkadaşlar. Ve dediğim gibi deneyimlerim sonucunda benim vardığım sonuç PG278 Cure. Şimdi bu videoda sürekli olumlu deneyimler anlattım size. Çünkü bir sürü elemeden sonra ben bu monitöre ulaştım. Yani eleştirebileceğim tek şey herhalde güç adaptörünün dışarıda, harici bir adaptörünün dışarıda olması. Bazı monitörlerde içinde entegre güç kablosunu takıyorsunuz, bitiyor, bunun adaptörü dışarıda. Eleştirebileceğim herhalde tek şey bu. Dolayısıyla şimdi yorumlar kısmında göreceğim. Kesinlikle işte hayırlı olsun, arabayı değiştirsin artık, reklamlar, paralar yatmış. İşte değil arkadaşlar. Tamam, Asus bize belli konularda sponsor oluyor ama yani bir şeyleri beğendiğimiz zaman da beğendiğimizi söyleyebilmeliyiz. Yani bir editör olarak ben çok beğendim. Editörün seçimi ödülünü de vereceğim. Ve beğendiğim için kendimi suçlu hissediyorum bazen ki işte aşağıda bir sürü değişik yorum oluyor. İşte para, yorum, reklam aldınız, şu oldu bu oldu. Değil arkadaşlar. Bir sürü elemenin sonucunda ben bu monitöre ulaştım, aldım. Kendim memnun kaldım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu, deneyim videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin veya bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.